Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugün yeniden YouTube'dayım. Ölmedim arkadaşlar tabii ki de. Öldüm zannedenler var. Ölmedim arkadaşlar yani geldim yeniden. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün YouTube'a geldim kutlaması yapacağım. Arkadaşlar bugün nasıl drift atılır onu çekeceğiz. Çekeceğim daha doğrusu siz çekmeyeceksiniz. Ben ne diyorum ya? Neyse arkadaşlar tabii ki de yeni arabalar yaptım. Karbon silip yükleyip silip yükleyip silip yükleyip silip. Bir sürü silip yükledim falan. Bir sürü araba da yaptık. Çizim de yaptık. Korom da yaptık. Her şeyi yaptık. GG yüklemeye çalıştım. Tabii de sonuç arkadaşlar başarısız yani. Yüklesek şaşardık arkadaşlar. Arkadaşlar size nasıl drift atılır bugün onu öğreteceğim arkadaşlar. İlk öncelikle şu drift modunda drift atarlar. Beni iyi dinlesin. Şu drift modunda arkadaşlar hiçbir zaman atamazsınız. Bakın hep böyle kayar. Anladınız mı? Ve hızı gitmez. Ve döndürdüğünüzde gördüğünüz gibi dönmüyor. Oyunun evet bir modudur. Genelde böyle drift atılıyor arkadaşlar. Şöyle bir drift ayarlı arabanız olacak. Ve arkadaşlar AVD'de şu bakın şu tik olanlar var şu an. Onların hepsi kapalı olacak şöyle AVD'de. Ve arkadaşlar driftimizi böyle bir şekilde atabileceğiz. Yani ilk yanlışınız arkadaşlar drift modunda drift atmanız. Drift modunda değil AVD'de drift atıyoruz. İsterseniz nasıl drift atarız onu da geçelim. Öncelikle arkadaşlar gaza bastığımızda lastik izi çıkıyor gördüğünüz gibi bunun çıkması lazım ama eğer arabanız şöyle yapıyorsa bakın şöyle gidip sonra lastik izi çıkartıyorsa bakın 4'te gidiyor sonra lastik izi çıkıyorsa bu yanlıştır ona göre vitesinizi ayarlayacaksınız mesela 1'de de drift atıyor 2'de 3'te de gördüğünüz gibi 4'te gördüğünüz gibi geç başladı hız göstergesini gördünüz bakın. İlk 10 falan sonra başlıyor. O yüzden benimki de ben D'de drift atacağım. Ve R'yi taktığınızda düz bir şekilde gittiğinizde böyle gördüğünüz gibi bundan lastiğiniz çıkması lazım. Yani böylelikle arabanız drift aracı olmuş demektir. Drift nasıl atılır onu söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar drift atmak için ilk öncelikle küçük değil geniş bir arabanız olması lazım. Böyle uzun bir aracınız olacak. Ki küçüğe de alışın. Arkadaşlar ilk öncelikle gaza basıyoruz ve sağa basıyoruz. Anladınız mı? İlk şunu öğrenin. Bu. Ama buna drift demeyin arkadaşlar. Bu sadece bir U çizmektir. Yani bu drift'e girmiyor arkadaşlar. Bunu öğrendiniz. Şimdi de bunu öğrenin. Bu. Anladınız mı? Yani şöyle U çizerken bu tarafa basıp böyle yan gitmek. Şöyle demek. Arkadaşlar böyle yan gitmeyi de öğrendiğinizde yani bir yerden dönmeyi öğrenmişsinizdir sayılır. Mesela bakın şöyle dönmeyi öğrenmişsinizdir herhalde. Bunu öğrendiğinizde arkadaşlar şimdi el freni ne işe yarar? Mesela yanlayamadığınız el frenine bastığınızda gördüğünüz gibi direkt U dönüş yapar. Bakın şöyle döner. Bakın bunu direkt gaza basıyorum. Hiç sağ sol dokunmadan el frenine bastım. Gördünüz mü? Direkt atıyor. Mesela bu şu işe yarıyor. Gidiyorsunuz ya yanlayamadınız mesela. El frenine basıp çekin. Gördünüz mü? Direkt zaten yanlıyor. Ön frende bu işe yarıyor. Fren ne işe yarıyor? Arkadaşlar fren çok dardan aldığınızda frene bastığınızda araba geri atar. Şöyle göstereyim. Mesela yanlıyorsunuz çok dardan aldığınızda fren. Şunu öğrenin. Böyle frene full basılı tutun. Yani şunu öğrendiniz arkadaşlar. Böyle U dönüp düz gitme. Onu yapıp frene basın. Gördüğünüz gibi arkaya gidiyor. Hatta bunu hızlıyken test edin. Şimdi hop frene basıyorum. Gördünüz mü? Arkaya gidiyor. Ve bunu da öğrendiğinizde arkadaşlar drift'in mekaniğini çözdünüz demek. Başta arkadaşlar drift'te dar yerlerde başlayın. Dar yerler arkadaşlar size kolay gelecek ve geniş yerler size çok kolay gelecek. Mesela dar yer demişken C2'deki şurası arkadaşlar. Şuradaki köprüye girdiğinizde arkadaşlar oyunun en dar yeri burası bakın. Böyle hemen dönüyorsunuz ve buraya alıştınız mı her şey size kolay gelir. Burada drift atmak zaten benim için şu an kolay. Yani sizin için şu an zor olabilir ama gerçekten alıştığınızda çok oyuncağı gibi gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle dar yerlerde yanlarsanız eğer böyle daha iyi alışabilirsiniz geniş yerlere. Önce böyle dar yerlere alışın. Ve arkadaşlar her zaman parlaklığınız yüksek olacak yani şuralarda falan. Böyle yaparsanız arkadaşlar ben şu an göremiyorum hiçbir şey. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben şu an kapkaranlık bir şey. Hafif açın arkadaşlar ve gündüz olması lazım karbankinde. Asla gece yapamazsınız zaten. Yapabilirsiniz ama ilk başladığınızda yapamazsınız. Bir de şu yanlış çok yapanlar var. Arkadaşlar kamera 2'de atılmaz. Gördüğünüz gibi kamera sabit. Sağ solu göremezsiniz.
Arkadaşlar gidiyoruz, R'ye taktığımızda da gördüğünüz gibi arkaya dönmüyor kamera. 4'te de aynısı, gördüğünüz gibi böyle. R'ye taktığımda gördüğünüz gibi arkayı hiçbir şekilde görmüyor. 5'te de öyle, gördüğünüz gibi arkayı hiçbir şekilde görmüyor. En iyisi 3 arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 3'ü aldığınız hop R'ye taktığınızda gördüğünüz gibi arkayı görebiliyorsunuz. Bir şey diyalog olacak. Abi ben sonuçta lift atıyorum. Geri görsem ne olacak? R'ye takmayacağım ki. Arkadaşlar geri de yanlayacaksınız yani. Orada geri geri yanlamayı ayrı bir videoda göstereceğim. Onun için de bir 2-3 like falan gelirse iyi olur arkadaşlar. O zaman da geri dürüst atmayı da öğretirim. Mekaniği daha değişik ama olsun. Çekerim yani arkadaşlar. Arkadaşlar dar yerleri öğrendiğinizde geniş yerler çok kolay gelecek. Gözünüz kapalı bile yaparsınız yani. O kadar kolay gelecek. Ve arkadaşlar bir şey daha var. Eğer çok hızlıyken yanlamaya çalışırsanız frene bas çek yapın ve gazı bırakın. Anladınız mı? Ne tarafa dönecekseniz mesela. Şöyle ben bayağı hızlı gidiyorum. Mesela sola doğru döneceğim. Sağ fren yapıyorum ve gazı bırakıyorum. Gel yavaşlamaya başladığımda gaza basıyorum. Böylelikle hızlıyken de manevralara girebilirsiniz. Arkadaşlar bir de arabalarda bir şeyiniz olması lazım. Şimdi ben böyle gösterdim ya arkadaşlar. AVD'de olacak, Terçin ABS'si ve hepsi kapalı olacak. Bunları gösterdim. Bir şey daha var. Arkadaşlar lastiklerinizin hepsi erik olacak arkadaşlar. Bunu bir duvara arabayı yaslayıp full gaza basın. Bir de hartaya basın. Sonra telefonda bir böyle 4-5 dakika falan bekleyin. Zaten olacaktır. Lastiklerin böyle sıfır olması lazım. Ve 1695 şiş bir olmanız lazım arabanızın. Tabi gearbox ayarı da olması lazım. Orada şu an spoiler göstermeyeceğim buradan. Başka videoda zaten çekeceğim. Gearbox ayarını arabanın. Bakın ben de genelde arkadaşlar bütün drift araçlarında gördüğünüz gibi lastik eriktir. Gördüğünüz gibi bunda da erik arkadaşlar. Bunda da gördüğünüz gibi hepsi sıfırda. Hepsinin gearbox ayarı var. RX 7'de de öyle. RX 7 ve Silvia arkadaşlar. Oyunun en iyi drift atan araçlarından birisi. Bu RX 7 ve Silvia arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikisi arkadaşlar. Oyunun iyi ikilisi olabilir. Drift aracı olarak diyorum bu arada. Yani hız olsun, manevralar olsun, dönüşler, işte fren, gaz. Her şey bu ikisinin çok iyidir. Mesela bakın bunda şu an 97 hepsi. Normalde yani erikti. Merak etmeyin yani. Mesela bakın bunda da sıfır yani. Hepsine genelde sıfır. Bakın bu da drift ayarlıymış mesela. Şöyle gördüğünüz gibi hepsinde erik neredeyse. Başka var mıydı? Bunda erik mi? Hayır. Başka da var. Bakın arkadaşlar bunda da var. Mesela bunda da drift ayarı var. Hepsinin drift ayarını çekeceğim bu arada, merak etmeyin yani. Bakın tırda bile drift ayarı var. Yani genellikle hepsinde diyelim drift ayarı var. Yani bu araba drift atmazsa ayıp olur yani. Arkadaşlar bir de bu GTR'ı değiştireceğim. Böyle güzel ama bence değiştireyim. Başka var mıydı? Bakmaya çalışıyorum. Sanırsam başka yok arkadaşlar. Buna bakayım, yok arkadaşlar, başka da zaten drift ayarlı aracım yok herhalde. Bütün drift araçları şurada gördüğünüz gibi hepsi bunlar. Buraya kadar hepsi drift aracı. En sevdiğim de arkadaşlar şu üçlüler tabii ki de. Arkadaşlar ben bu arabada mesela 2'de drift atabiliyorum değil mi? Yani vites 2'de drift atabiliyorum. Vereye atmam zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar şöyle bir araba aldım. Biraz da bunu dayanalım. Şimdi arkadaşlar bunda R'ye atmam kolay olduğu için bunda arka drift atmam da kolaylaşıyor. Yani arkadaşlar şöyle kısacası anlatayım, hiç kesmeden konuşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar direkt önün drift atmayı bilmeden geri drift atmaya çalışıyorum. Mesela burada ben şu an geri drift atabiliyorum. Neden? Önünü kolay atabiliyorum. Türkçemi unuttum. Önü öğrendikten sonra arka drift atmak çok kolay gelecek size. Bu videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz. Tabi bu videodan sonra gearbox ayarları atacağım. Onlardan bakarak ayarlarınızı gearbox ayarı yapabilirsiniz. Ve o ayarlarla daha iyi drift atabilirsiniz. Yani drift modunda değil, AVD'de drift atın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Artık kanalıma abone olun. Videoyu beğenin, yorum atın falan demeyeceğim. Çünkü dedim de yapmıyorsunuz arkadaşlar. Demediğim de yapacak mısınız? Bakalım. Bu arada 1000 abone olmuşuz. Bunu ben önce fark ediyorum ama neyse. 1200 mi? 1020 mi? Öyle bir şey işte. Tam da göstermiyor. Öyle bir abone sahibi olmuşuz. Bu arada arkadaşlar 2023'e gireceğiz. Ben önce öyle çektim. Dedim şu olmaz herhalde. Bu arada videoda yanladığım yerden drift moduyla geçseniz GTA 6 çıktığında anca geçmiş olurdunuz herhalde. Neyse arkadaşlar. Ben istediğim like gelirler. Başka videolarda çekerim yani.
Tabii 3-4 like falan gelirse gel bak seyir çekeceğim ama onu söylemeyi unuttum bak. Eğer böyle like gelmezse video çekmem. Yani ben işte video izliyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım driftinize katkı olmuşumdur. Arkadaşlarınızla drift atabilirsiniz. Umarım da like atarsınız. Hadi arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Sallanacakla kalın. Şeyi yine unuttum ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.